Herkese merhabalar. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte TYT konularına başlıyoruz. Bütün TYT konularını sırayla anlatmayı planlıyorum. Bakalım ne kadar nasip olur. Bu anlattığımız videoları aynı oynatma listesi içerisinde aşağıda açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Oradan diğer videolara da ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu konu anlatımında kullandığım PDF'in de açıklama kısmında linkini bulacaksınız. Oradan bu pdf'i indirip çıktısını alırsanız tabii ki sizler için çok daha verimli bir çalışma olacaktır. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hemen başlayalım. Kimyanın bilim olma süreciyle başlıyor arkadaşlar. Aslında buradaki mevzu simyadan kimyaya olayı. Simyaneyi de hatırlıyorsunuz. Eski zamanlarda insanların sonsuz zenginlik ve ölümsüzlük için yaptığı çalışmalar. Yani ne istiyorlar böyle? İşte bütün metalleri altın yapalım. Bütün metalleri altına çevirelim. Böylece sonsuz zenginliğe kavuşalım. Bir de ölümsüzlük iksirini bulalım, hiç ölmeyelim istiyorlar. Bununla ilgili yaptıkları çalışmalar var. Ve bakalım buradaki boşlukları birlikte dolduralım arkadaşlar. Kimya ile ilgili çalışmalar. Milattan önce 3000'li yıllara kadar dayanmaktadır. Evet, öyle çok eski zamanlardan beri insanlar bunlarla uğraşmış. Ancak o zamanlar yapılan çalışmalar bilimsellikten ziyade neye dayanmaktadır arkadaşlar? Tabii ki o zamanlar yapılan çalışmalar deneme yanılmaya. Bakın deneme yanılma diyoruz biz bunlara. O zamanlar tabii ki deney vesaire yok. Bunlar deneme yanılmaya dayanmaktadır. Eski zamanlarda insanlar ve neyi bulmak için demiştik az önce hatırlıyorsanız? Ölümsüzlük iksirini, değil mi? Onu aşağı yazacağız herhalde. Evet ölümsüzlük iksirini bulmak için bir de neydi? Değersiz metalleri silelim şöyle. Değersiz metalleri altına çevirmek için. Yani direkt metalleri altına çevirmek. Ve ölümsüzlük iksirini bulmak için çalışmalar yapmıştır. Ancak bu çalışmalar ne diyoruz arkadaşlar biz? Teorik temellere dayanmadığı için bakın bu önemli. Teorik temellere dayanmadığı için ve Sistematik bilgi. Bakın bu çok önemli arkadaşlar sistematik bilgi mevzusu. Neden? Sistematik bilgi birikimi ne demek? Bugün insanlar yaptıkları bütün çalışmaları bütün insanlıkla paylaşıyorlar. Yani eğer bilim insanı yeni bir şey bulursa bunu yayınlıyor, paylaşıyor böylece diğer insanlar da bunu birikimi kullanabiliyorlar. İşte yapılan çalışmaların bilimsel olabilmesi için ne olması gerekiyor? Teorik temellere dayanması gerekiyor ve sistematik bilgi birikimi sağlaması gerekiyor. Bunları sağlamadığı için eskiden yapılan bu simya adını verdiğimiz çalışmalar tabii ki bilim sayılmıyor. Yapılan bu çalışmalara ne diyorduk biz? Simya. Bu işte uğraşanlara ne diyoruz arkadaşlar? Simyacı diyoruz. Evet. Simyanın amacı hemen buraya not alalım. Az önce de yazdık aslında. Metalleri altına çevirmek ve neydi? Ölümsüzlük iksiri. Yazım çok güzel olmayabilir. Kusuruma bakmayın. Simyacılar amaçlarına ulaşamamış ancak özütleme yöntemiyle bitkilerden birçok hastalığın tedavisi için gerekli olan ilaçları elde etmeye başarmışlardır. Hatta bizim tarihimizde veya kültürümüzde ne vardır? Lokman hekim vardır öyle değil mi? Lokman hekimin aslında ölümsüzlüğü bulduğunu söylüyorlar. Bilmiyoruz ölümsüzlüğü bulmuş mu ama gerçekten de eski zamanlarda insanlar yaptıkları bu çalışmalarla birçok hastalığın tedavisini geliştirmişler. Peki simyanın bize hiçbir katkısı olmamış mı? Tamam ölümsüzlük iksirini bulamamışlar. Metalleri de altına çevirememişler ama yaptıkları işte çalışmalar tamamen çöpe mi gitmiş? Hayır. Yaptıkları çalışmaların bize katkıları var. Biz bunları arkadaşlar 3 başlık altında topluyoruz. Bunlardan birincisi bazı Nedir? Aletlerin keşfedilmesi bakın. Bazı aletlerin keşfedilmesi. Bugün hala kullanılan damıtma düzenekleri, su terazisi, el kantarı gibi laboratuvar aletlerinin keşfedilmesini sağlamışlar. Yine bazı yöntemlerin keşfedilmesi. Bakın laboratuvar yöntemleri. Bugün hala kullanılan bakın damıtma, süzme, mayalama, özütleme gibi yöntemleri yine simyacılar geliştirmiş. Tabi bunları geliştirirken aslında onlar insanlık yararında diye yapmıyorlar ama yaptıkları çalışmalar neticesinde bunları rastgele de olsa bulmuşlar ve biz hala kullanıyoruz. Ve bazı ne arkadaşlar? Maddelerin keşfedilmesi. Cam gibi, barut gibi, kezzap gibi, sülfürik asit gibi maddelerin keşfedilmesini sağlamışlar. Bu tip sorular göreceksiniz. Sorular da şöyle diyor genelde. İşte aşağıdakilerden hangisini simyacılar bulmuştur ve hangilerini kimyacılar bulmuştur diyor. O zaman şöyle düşüneceksiniz. Çok eski zamanlardan beri var olan, kullandığımız, hani biraz kafa yorduğunuz zaman saç kurutma makinesi diyor. Elektrikle çalışıyor. Demek ki bu çok yeni bir şey. Simyacılar bulmuş olamaz. Ama biz neyi biliyoruz? Çok eski tarih eserlerde bile cam var öyle değil mi? Barut çok eski zamanlardan biri var. Bazı kimyasal maddeler var. Onları simyacılar bulmuştur diyoruz. Ve modern kimyanın başlangıcı, ha burada bakın imbiğin resmi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. İmbikten gene ileride bahsedeceğiz. Modern kimyanın başlangıcı 18. yüzyılın sonuna doğru terazinin yaygın şekilde kullanılması. Yani terazi tabi kullanılıyor ama işte bu e, o, bilimsel çalışmalarda kullanılmasıyla. Deneylerde maddeler arasında nicel ilişkiler kurulması gene var. Deneylerin sistematik şekilde yapılması var ve teorilerin deney sonuçlarıyla ilişkilendirilmesiyle gerçekleşmiştir. Böylece arkadaşlar ne oluyor? Simyadan kimyaya geçmiş oluyoruz. Bakın burada bir tablomuz var. Tablomuzda simya ve kimyanın özellikleri karşılaştırılmış. Simya bir bilim dalı değildir demiştik. Kimya ise bir bilim dalıdır. Kişilerin yararına yapılmış Az önce bahsetmiştik bundan. Burada ise arkadaşlar bakın insanlığın yararına yapılmıştır. Teorik temellere dayanmayan deneme yanılmaya dayalı çalışmalar içerir. Bakın simya rastgele yani olmuş. Kimya ise bilimsel yöntemlere dayalı deneysel çalışmalar içerir. Sistematik bilgi birikimi oluşmamıştır. Az önce bahsetmiştik bundan gene. Kimyada ise sistematik bilgi birikimi oluşmuştur. Sistematik bilgi dediğimiz neydi? insanların bulduklarını diğer insanlarla paylaşması veya insanlıkla paylaşması. Hemen örneklerimize geçelim hızlıca. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri simyadan kimya bilime aktarılanlardandır demiş. Yani çok eski zamanlardan beri var olanları burada bulmamız gerekiyor. Madenlerin işlenmesi biliyorsunuz çok eski zamanlardan beri yapılan bir şey. Mürekkep üretimde gene bakın çok eski zamanlardan beri var. Değil mi? Binlerce yıllık yazılar var veya işte o eserler var. Onları görüyorsunuz, biliyorsunuz. Esans üretimi. Boya ve esans da gene insanların çok eski zamanlardan beri arkadaşlar ürettikleri, kullandıkları maddeler. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. İkinci sorumuzda. Eski çağlarda insanlar aşağıdakilerden hangisiyle uğraşmamışlardır diyor. İnsanlar cam üretmiş az önce vardı. Topraktan kaplar yapmışlar. Bu da vardı. Besinlerin tuzlanarak saklanması evet bizde çok fazla var bu değil mi? Salamura dediğimiz, pastırma dediğimiz vesaire. Elektrik üretimi İnsanlar çok eski zamanlarda elektrikle tabii ki uğraşmamışlar arkadaşlar. Bu daha ziyade yakın zamanda bilim insanlarının yaptığı çalışmalarla ilgili. Gene çeşitli boyaların üretilmesi çok eski zamanlardan beri insanlar hem kendilerini boyamak için hem eşyalarını boyamak için ne yapmışlar? Çeşitli boyalar üretmişler. Bugün de en büyük endüstrilerden bir tanesi bu boya endüstrisidir. Üçüncü sorumuzda hangisi ya da hangileri modern kimyanın başlangıcına katkı sağlamıştır diyor. Terazinin yaygın şekilde kullanılması ve deneylerde kullanılması az önce demiştik. Teorilerin deney sonuçları ilişkilendirilmesi gene doğru. Haberleşme uydularının kullanılması. Arkadaşlar haberleşme uyduları biliyorsunuz 1900 yıllarda oluyor. 1950'lerde zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam oluyor. Dolayısıyla bunun simyadan kimyaya geçişle bir ilgisi yok. Bu çok daha modern bir olaydır. Cevabımız burada ne olmuş oluyor? C seçeneği olmuş oluyor. Ve dördüncü sorumuz 3 tane madde vermiş. Simyacılar günümüzde hala kullandığımız birçok araç gereci geliştirmiştir. Az önce söylemiştik arkadaşlar. Hangidir bu araç gereçlere örnek verilebilir demiş. Fırınlar çok eski zamanlardan biri var. İmbik de var. Damıtma kullanılıyor. Az önce arkadaşlar size görselini göstermiştim. Damıtma kullanılan alettir. Ancak bakın pH metre pH neydi? Power of hidrojen dediğimiz. Yani suyun içerisindeki H+ iyonlarının derişimi ile ilgili bir durum bu. Dolayısıyla pH kavramı da zaten yok. pH metreler de zaten değil mi? Yakın zamanda bulunmuş aletler. Dolayısıyla ikincisi değil. 1 ve 3 eskiden beri kullandığımız simyacıların geliştirdiği araç gereçlerdendir diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Bu kısımda bakın tarih boyunca farklı uygarlıkların kimyanın bilim olma gelişimine katkıları Anlatılıyor arkadaşlar bakın burada kabaca Aslında bu e, Ansiklopediler sürebilir yani mesela mezopotamyaların yaptıkları Çinlerin yaptıkları falan filan tarih boyunca değil mi, Bilime katkıları çok uzun uzun anlatılabilir burada çok özet bir şeyler yazdık Hızlıca üzerinden geçelim buradan soru gelirse de zaten çok basit gelmesini bekliyoruz Mezopotamya deyince arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'nin güney kısmı Farklı ilaçlar üretmişler Evet daha ziyade bunlarla uğraşmışlar Çinliler Porselen ...kağıt, mürekkep, matbaa, barut... ...çinli deyince. Hintlilerin bu tapınakların önlerindeki... ...büyük sütunlar, o paslanma sütunlar var. Hala dimdik ayakta. Hiçbir şekilde eskimiyor, paslanmıyor, çürümüyor. Mısırlılar ise biliyorsunuz bu piramitlerle... uğraşmışlar. Bir de mumyalama... ...işini geliştirmişler arkadaşlar, bilime katkıları. Yunanlılar deri işleme... ...sabun üretimiyle daha ziyade uğraşmışlar. Orta Asya'daki... ...daha ziyade bizim atamız olan insanlarsa... ...demirden çelik üretimini gerçekleştirmişler ki o da onların birçok yerleri fethetmesini sağlamış. İslam uygarlıkları ise bu özellikle iki tane İslam bilgininden de bahsedeceğiz. Birçok maddenin sentezlenmesiyle uğraşmışlar. Bunları sınıflandırmışlar. Bakın zaç yağı, güherçile, sirkasidi, kezzap, nişadır gibi maddelerin sentezlenmesini sağlamışlar. Hemen dediğim gibi gelirse böyle basit bir soru gelir diye ben düşünüyorum. Çeşitli kimyasallarla mumyalama işlemini gerçekleştiren medeniyet hangisidir arkadaşlar? Tabii ki mum yalama deyince bizim aklımıza gelen mısır olmuş oluyor. Kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanları. Buradan da gene denemelerde falan oldukça fazla soru göreceksiniz. E, hemen hızlıca bunlardan bahsedelim. Buradaki sıralama bu şekilde ama biz önce Demokritos'tan bahsedelim isterseniz. Demokritos arkadaşlar milattan önce 470'te doğmuş. Şöyle bir şey söyledi Demokritos. Diyor ki elinize bir nesne alın bunu bölün. Sonra bir daha bölün. Sonra bir daha bölün, bir daha bölün. 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 Bölebildiğiniz kadar bölün. En son bir zerrecik kalacak elinizde ve o artık bölünmez diyor. Yunancada bölünmez, bölünemez atomos demek. İşte diyor ki madde o zerreciklerden oluşur. O atomoslardan oluşur diyor ve atomun isim babası olmuş oluyor arkadaşlar. Tamamen felsefi bir düşünce bu. Ancak biz bugün hala maddenin en küçük yapı taşına Demokritos'tan dolayı atom diyoruz. Empedokles Maddenin su, hava, toprak ve ateşten oluştuğunu ileri sürmüş. Aristo ise onun öğrencisi olduğunu söylüyorlar. Maddenin sıcak, soğuk, kuru ve ıslak özellikleri olduğunu söylüyor. Yani bakın o gene aynı şekilde hava, ateş, su ve topraktan oluştuğunu kabul ediyor. Üzerine sıcak, ıslak, kuru ve soğuk kavramlarını da ekliyor arkadaşlar. Cabir bin Hayyan çok meşhur bir İslam bilginidir kendisi. Bakın yaptığı çalışmalarda birçok maddeyi keşfetmiş. Bu maddeler önemli arkadaşlar. Direkt bu şekilde soru çıkabiliyor. Zaçı yani sülfürik asit, kezzap yani nitrik asit, tuz ruhu gibi asitleri keşfetmiş arkadaşlar. Bir de kral suyunu keşfetmiş. Kral suyu normalde altınlar, altın ve platin asitlerden etkilenmiyor. Sadece bu kral suyundan arkadaşlar etkileniyor. Onu da keşfeden kimmiş? Cabir bin Hayyanmış. Bir diğer İslam bilgini ise gene çok meşhur Ebu Bekir Er Razi bir hekim arkadaşlar bu İranlı bir hekim. O da tıp ve eczacılıkla uğraşmış çiçek hastalığının kızamıktan farklı olduğunu keşfedip onun da tedavisini geliştirmiş arkadaşlar. Bakın alkol ve gaz yağını bulmuş. Kroze, su banyoları, fırın gibi laboratuvar alet araç gereçlerinde kullanmış arkadaşlar. Errazi yaptığı çalışmalarda. Bilim insanı sayılabilecek olanlar ise arkadaşlar dediğimiz gibi 17. yüzyılda yaşamış olan 17. 18. yüzyılda yaşamış olanlar Robert Boyle ve Antoine Lavoisier. Bakın Robert Boyle modern element kavramını geliştirmiş. Şimdi daha önce ne diyorduk biz? İşte hava, ateş, toprak, su. Değil mi? Hani elementler bunlar diyorduk. Robert Boyle ise elementlerin bunlar olmadığını, elementlerin aynı atom aynı proton sayısına sahip atomlardan oluşan maddeler olduğunu söylemiş arkadaşlar. Böylece modern element kavramını geliştirmiş oluyor. Lavoisier ise yaptığı çalışmalarda kütlenin korunumu kanunu bulmuş. Kütlenin korunumu kanunu diyor ki madde yoktan var, vardan da yok edilemez. Yani evrende toplam kütle değişmez diyor. Hemen birkaç tane örnek çözelim arkadaşlar. Videoyu da çok uzatmadan bitirelim böylece bu videomuzu. Maddenin ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört temel elementten oluştuğunu öne süren filozof kimdi arkadaşlar? Empedokles'ti tabii ki öyle değil mi? Aristo'da değil mi? Ona ilaveler yapmıştı ama bunu ilk söyleyen zaten Empedokles'ti. Maddenin bölünemeyen çok küçük birimlerden oluştuğunu ve bu birimlere Yunanca bölünemez, bölünemez neydi arkadaşlar? Atomos'tu. Peki bunu söyleyen kimdi? Yunan filozof Demokritos'tu. Cevabımız C seçeneği. 9. sorumuzda bakın. Deneylerin sistematik şekilde yapılması. Diyor ki kimya biliminin başlangıcına katkı sağlamıştır. Doğru. Bu bir katkı sağlıyordu. Deneylerde maddeler arasında nice ilişkiler kurulması. Bu da doğru. Terazinin yaygın şekilde kullanılması. Bu da arkadaşlar doğrudur. Deneylerde kullanılması. Cevabımız E seçeneği. 10. sorumuzda Hangileri Demokritos ile ilgilidir diyor. Demokritos az önce de söyledik arkadaşlar atomos kelimesini bulan her madde bölünemeyen yapı taşlarından oluşur ve bunlara ne denir? Atomos denir demişti. Atom çekirdeğinde proton ve nötronlar bunlar. Arkadaşlar bu doğru bir ifade ama Demokritos ile ilgili değil. Demokritos çekirdeği falan nereden bulsun? Nereden bilsin? O sadece zaten bir filozof. Öyle değil mi? Çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde elektronlar vardır. Bunu da kim söylemişti? Bohr söylemiş. İleride bunlardan bahsedeceğiz. Burada demokritosla ilgili olan sadece A seçeneği. 11. sorumuz. Aşağıda verilen insanlardan hangisi yaptığı çalışmalar neticesinde modern element kavramını ortaya koyarak simya çağını kapanarak kimya çağının başlamasını sağlamıştır diyor arkadaşlar. Bu tabii ki kim? Robert Boyle arkadaşlar. Daha önce ne demiştik biz? Yukarıda da bahsettik. Hani dört temel elementten bahsediliyordu daha önce denedim. Empedokles ne diyordu? Ateş, hava, su ve toprak diyor mu? Dört temel elementten oluşuyor diyor. Bunları element olarak kabul ediyordu. Ama Robert Boyle ise arkadaşlar bizim bugün hala kullandığımız modern element kavramını ortaya koymuş bilim insanı. 12. sorumuz simyacılar özütleme işlemi ile bitkilerden esans ve parfüm elde etmişlerdir. Doğru arkadaşlar. Toprak, hava, su ve altın Aristo'ya göre dört temel elementler arkadaşlar. Altın değil tabii ki. Bu biraz şaşırtmacalı dikkatli olmanız gerekiyor. Üçüncüsü simya bir bilim değildir tabii ki arkadaşlar. Bilim olması için ne olması gerekiyor dedik? Teorik temellere dayanması gerekiyor. Sistematik bilgi birikim sağlaması gerekiyor vesaire özellikleri taşımıyor zaten. Bunun da cevabı C seçeneği. Böylece bu videomuz arkadaşlar bitirelim. Notlarda da göreceksiniz. Burada da güzel bir okuma parçamız var. Çok sevdiğim, çok değerli öğrencim Azize benim için yazmıştı bu notlarda kullanmam için. Bunu da okursunuz eğer ders notlarını da indirirseniz. Bundan sonraki videoda arkadaşlar kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanlarıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.